Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kitaplarımızı aldık geldik gene iki tane yepyeni kitap. Bizim için yeni daha doğrusu. Ve belki de sizin için. Ben hemen kendi kitabımla başlıyorum. Lafını sözü fazla uzatmadan. İlk defa okuduğum bir yazar. Bu aralar çok merak saldım yani. Gidiyorum Zülfikar'ın odasından, bilim kurgu kitaplığından böyle bir şeyler seçiyorum böyle. Tırtıklıyor fare gibi böyle. Evet, bir geldiler yani bu aralar. China Manville. Hiç daha önce okumadım. Hep böyle gözüm takılıyordu. Yeni Paris'in Son Günleri isimli bu kitabı alıverdim ve okuyuverdim. Ne sağlık. Değişik. Gerçekten değişik. Birkaç tane daha kitabını hani okumak istiyorum. Karar vermek için yazarı beğendim mi beğenmedim mi diye. Ama çok enteresan. Hani son dönemlerdeki en başarılı bilim kurgu fantastik yazarlardan biri olarak gösteriliyor. Evet. O nedenle okudum. Şimdi ilk başlarda birazcık dili zor geldi. Yani daha doğrusu anlatımı zor geldi. Dili değil. Ben çünkü aslında her yeni bir yazara başladığımda bunu hissediyorum zaten. Yani hepsinin çünkü anlatımı farklı. Burada da çok enteresan bir hikaye var. Yeni Paris'in Son Günleri. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Paris'e götürüyor bizi. Ama aynı zamanda bir alternatif hikaye daha gidiyor kitapta. Alternatif tarih. Alternatif tarih aynen. Onu da okuyorsunuz. O zaten bir enteresan. Ama esas enteresan olan şimdi İkinci Dünya Savaşı olduğu için Naziler var. Oradaki halk hem savaşın yıkıcı etkileriyle uğraşıyor, bir yandan Nazilerle uğraşıyor. Bir yandan da şöyle bir şey var. Yani kitapta egemen olan akım diyeceğim, sürrealizm, gerçeküstücülük. O yüzden de burada bütün gerçeküstücü sanatçılar olabilir. Hani ressamlar olur, şairler olur. Hepsinin eserlerinde kullandığı sözcükler olabilir. Şairlerin veya işte yazarların kullandığı sözcükler, bir takım betimlemeler veya işte ressamların çizdiği şeyler, desenler, motifler, hepsi Manif ismiyle beden bulmuş bir takım garip varlıklar olarak insanların arasında dolaşıyor toplumun içerisinde. Kitap benim, ben okumadım, ne tuhaf şeymiş. Çok ya. Garip yani, insan kafalı bisikletler falan mesela, böyle çok değişik yani, gerçekten gerçeküstü işte. Hakikaten. Bütün o sürrealist sanatçıların kullandığı bütün betimlemelerden, sözcüklerden veya yaptıkları resimlerden çıkmış bu garip varlıklar ortalıkta dolaşıyor. Yani insanlar hem Nazilerle uğraşırken hem de bu varlıklarla uğraşıyorlar. Yani bir bitmediniz diyebiliyorlar mesela. Evet, bir bitmediniz. Yani çok garip sahneler var hakikaten. Tabii ki bir baş karakterimiz var. Thibaut diye bir karakterimiz var. Kendisi de böyle bayağı bir ön saflarda böyle hani direnişçi bir insan. Çok güzel. Direkt yani şey gibi, işaret dili gibi anlattıklarımı anlatıyor. Thibaut'un burada başından geçenleri okuyoruz. Daha fazla zaten söylemeyeceğim. Yeter kadar kafanız karışmıştır. Yeter, benim çünkü karıştı. Öyle bir dünya düşünün yani. Hem savaş ortamı, hem Naziler, Nazilerin yaptığı zulümler, hem işte bu varlıklar vesaire. Bir yandan da direnişçi bir baş karakter. Al başına bela. Çok güzel bir kitap. Hep her şeyini anlatıyorsun, kitabı okumaya ne gerek kaldı falan diye çok eleştiri gelmişti son zamanlarda. Ben o yüzden birkaç haftadır sadece bu kadar anlatıyorum. Aman be. Gerisini anlatıyorum. O yüzden de biraz da içimde kalmıyor değil. Bakalım ne kadar dayanacağım bilmiyorum yani. Gene detaylara gireriz sonra. Ben de hissettirdiği, yani bir şey hissedemedim değil. Alışmadığım bir şey olduğu için, ben fantastik bilim kurgu çok sevmediğim için, bu aralarda böyle yeni yeni. Sevmediğim için değil, şöyle diyeyim. Çok aforoz edildim. Tercih etmediğim için. Benim için yeni. O yüzden hani tabii ki çok garip geliyor. Yani böyle bir şey ben yaşasaydım. Sadece o dönemde, Naziler döneminde yaşamak bile zaten çok korkunç bir şey. Onları biraz hissetti. Biraz ürpertti yani bu kitap beni açıkçası. Bir de arkasında çok enteresan bir şey var. Bir bölüm var. Hı. Açıklamalar diye. Bir dakika, başlığına bakacağım şimdi. Bende yok. Notlar. Hı. Bazı manifler, ayrıntılar ve kaynakları. Bu manif oradaki tezahür eden varlıklar diye geçiyor. Ya da olaylar, hani onlar için kullanılmış bir şey. Arkasında da böyle notlar kısmında sayfa numarası göstererek bir takım şeyleri açıklamış. Yani bir cümle de olabilir, bir betimleme de olabilir. Orada 25. sayfada işte şöyle bir cümle geçiyor mesela. O cümleyi aslında ne demek istiyor, neden işte bahsediyor vesaire. Bilgilendirmek için bayağı geniş bir bölüm var. O da ayracımızı da unutmuşuz. İyi bilim kurgu, iyi edebiyattır. Bizim ayracımız. Kendim eserimiz. Böyle de bir kitap yani. Sanıyorum önümüzdeki hafta kendi tarzıma döneceğim. İnşallah. Ama bu kitap yani tavsiye edilir. Bu yazar tavsiye edilir bence. Ben de bir süre geçtikten sonra diğer kitaplarını okuyacağım. Sıra bende mi? Sıra sende. Anlatayım. Ben bu sefer bir roman değildi. Yani roman şeklinde yazılmış. Çok merak ediyorum. Yaşanmış. Bunu. Böyle bir macerayı anlatacağım. Normalde hiç ilgimin olmadığı bir alan. Bizim evde yani sohbet konusu dahi olmayan bir evet, alan. Evet, ben çok şaşırdım o yüzden. Futbolla ilgili bir kitap. Ayağa Oyna Pompei, Paul Watson imzalı kitap.
Şimdi hikaye şu. İki tane arkadaş, Paul Watson ve Matt Conrad. Şimdi bunların ikisi de futbolla çılgın gibi ilgilenen arkadaşlar. Bunlar bir de gerçek insanlar. Sen, ben. Hı hı. İşte bir tanesi spora... Yani gerçek hayatını yazıyor. Tabii, tabii. Gerçekten yaşadıkları bir şey bu. Onu romanlaştırmışlar. Tamam. Şimdi Paul Watson bir internet sitesi için yanılmıyorsam futbolla ilgili haberler yazıyor. Hı hı. Diğer arkadaşı da sanırım tiyatro ya da sinemayla ilgileniyor. Ama ikisi de deli bir futbol hayranı. Hı hı. Bir turnuvada, hangi turnuva olduğunu bakayım. Heh. 2008 Avrupa Şampiyonası. Bunu ezberlemem mümkün değil. Ya bu detayı. Andorra ve Rusya maç yapar. Rusya Andorra'yı 1-0 yener. Ama Andorra sadece 1-0 yenildiği için Andorra milli takımı kahraman ilan edilir kendi ülkesinde. Allah Allah. Çünkü yani Andorra dediğin ülke genelde 8 yer. Çok kötü yani. Yer. Aa, başarı yani. 1-0'la paçayı kurtardıysak iyi demek. İki arkadaş şeyi düşünmüş. Bunlar zamanında futbolda oynamışlar. Hatta bir tanesi amatör kümede oynamaya devam ediyor. Ya bizim bile top oynayabileceğimiz kadar kötü bir milli takım var mı dünyada? Oraya mı gidiyorlar yoksa? Dünyanın çok en kötü güzel. Milli takımını bulacaklar. O ülkenin vatandaşı olacaklar ve o ülke takımıyla sahaya çıkacaklar ve o takıma galibiyet kazanacaklar. Bu gerçekten o gerçek hayat yani, çok acayip mi? Hakikaten. Fikir bir kere çok sıra dışı. Gerçekten. Bu beni çok etkiledi. Gerçekten böyle şey, hani atılmak için çok çılgın bir macera. Çünkü evet ya, çok hayranım öyle insanlara. İşleri var, ne bileyim, böyle kurulu bir düzenleri var, var gibi de yok gibi de. İşte birinin sevgilisi var, ondan işte ayrılacaklar bir süre, hani ne yapalım ne edelim diye konuşuyorlar. Bir de bütün yolculuktur, her türlü masrafa kendileri karşılayacaklar. Evet. Çünkü gittikleri ülke Pompei diye bir ülke. Mikronezya. Ne? Pompei. Mikronezya şey ülkesi ne? Mikronezya. Mikronezya adalar topluluğu gibi bir şey. Ha, yani, oranın bir yeri. Tabii tabii. Orada bir yer. Her ada bir ülke. Mesela Kadıköy bir ada, o ülke. Ümraniye bir ada, o ülke. O kadar. Öyle bir topluluk. Oraya kadar okyanusun ortasına 10 küsür bin kilometre, 13 bin kilometre gidiyorlar. Vay 25 ya. Saat sürüyor zaten uçuşla. 4 aktarmayla gidiyorlar. Ve karşılarında şöyle bir şey görüyorlar. İşte o milli takımın, o adanın bir tane futbol sahası var. Orası da bataklık ve kurbağalar basmış. Yani o halde. Şimdi oraya kadar gittin. Geri de dönmesi. Ya bunu oraya kadar gidip başaramayıp geri dönmek de insana koyar. Oraya kadar gitmişken denemek mi lazım? Denemek lazım tabii ki. Abi çok çılgın bir hikaye. Ben çok yani merak ettiğim için. Yoksa futbol değil de bu, ne bileyim, masa tenisi de olabilirdi böyle bir hikaye. Yani ne olduğu önemli değil konunun. Yani ne yaşandığı önemli. Evet, anladım şimdi. Niye okuyor diyordum bunu. O da beni çok etkiledi. Çok komik şey. Enteresanmış. Tuhaf, trajikomik sahneler var. Yani gerçekten Pompei takımı da dünyanın en kötü takımını bulduklarını zannediyorlar. Bir tane takım buluyorlar. İşte adını unuttum da. Hayatı boyunca o takım bir kişiyi yenmiş. O da Pompei. O zaman diyorlar ki bunlar bile bunu yendiyse Pompei'nin yani hiçbir umudu yok demek. Yani, ay çok yazık ya. Gittiklerinde de onu görüyorlar. Gerçekten yani gidiyorlar, futbol takımı futbol bilmiyor. Hani başlarında hoca yok. Kaleci ne yaptığından habersiz. Ya diyor ki ya burada oynanan futbol diyor. Hani televizyonda bir gösterilemez. İki zaten 28 tane diyor. Faullü hareket var. Biri birinin diyor bileğini burkuyor diyor. Gülerek devam ediyorlar diyor. Ona iş olsun. Ne oynuyorlar yani. Çok ilginç bir hikaye. Yani bulunur aslında. Ararsanız bulursunuz bu kitabı. Özellikle futbolun entelektüel yüzüyle. Öyle bir şey var mı bilmiyorum. İlgilenen arkadaşlar okursa iyi olur. Okumuşlardır belki de. Murat Sağlam çevirmiş. Çeviri güzel. Çok zor bir metin değil zaten. Domingo Yayınları da basmış. Böyle ilginç bir hikaye, tavsiye ederim yani. Vallahi güzel. Gerçekten çizginin dışına çıkıp bir şey okumak istiyorsanız, işte romandır, işte şiirdir falan ilgileniyorsunuz. Gerçekten böyle bir şey okuyun ve deyin ki yani dünyada neler oluyor. Vallahi güzel yani, sen de çıkmışsın şeyinden, yani gerçek alanından. Tutu. Bu hafta ben de çıkmışım gene. Gerçekten değişik bir kitap. Tadı güzel. Nelerle gelmişiz yani. Güzel güzel, tavsiye olunur güzel, bu hafta kitaplar güzel yani, okuyun. Maşallah maşallah. Okuyun, anlatın bize dermişim. Okuyun, kanal açın, anlatın bize. Okuyun, bize video gönderin. 84 dakika. Aynen. WeTransfer'le atarsınız artık. O zaman kapatıyorum ya. O zaman kapat, aynen. O zaman kapatayım. Şimdi bu kanalda 2900 kişiyi geçtik. Hedef 3000. Onu da el birliğiyle 3000 yapacağız bir hikaye, evet, içerisinde. O 2 ay bile sürmez. Ama ne diyoruz? Eğer bu kanalı, bu videoyla gördün, beğendin, destek olmak istedin, yapabileceğin birkaç bir şey var. Mesela bu videoyu beğenebilirsin. Ardından kanala abone olabilirsin. Bir de bildirimi açarsan hem bizim için hem de senin için iyi olur. Bildirimler gelir, şak diye videoları izlersin. Bir de eşin, dostun, arkadaşına paylaş ya. Kanal adını söyle, göster, ne bileyim, WhatsApp'tan gönder, bir şeyler yap. Ya burada kitap anlatıyoruz. Az buz bir şey değil bu yani. Evet.
Şimdi bizim bir kanalımız da var. Ya biz burada eğleniyorduk da dediler ki eğlenceyi buraya taşımayın. Burada evet, kitap ayırın dediler. Yani battı eğlencemiz. Aynen, biz eğlenmedik, rahatsız oldu birileri. Hala batıyor. Eğlenerek anlatıyoruz da çok laubaliymişiz. Neyse. Birader geç. Bunu diyorum sadece. O kanalın adını şimdi söyleyeceğim ve sıkı durun söylüyorum, sosyalleş. Şöyle bırakalım. Şöyle bırakalım. Bu hareket de bir gün yaptık. Daha yapmak zorundayız artık. Yani kaldı, yapıştı. Yapıştı kaldı. Orada daha çok böyle eğlenceli içerikler hazırlıyoruz. Parodiler çekiyoruz. Kısa shortslar hazırlıyoruz zaman zaman. Onun haricinde tepki videoları, işte en ilginç, en komik, en tuhaf, hani en videoları hazırlayıp böyle bir arşiv oluşturmaya çalışıyoruz. Sosyal medyayla geleneksel medya arşivi. Aynen öyle. İki tarafında böyle nabzını tutmaya çalışıyoruz. İleride yarın öbür gün çok değerlenecek. Buralar çok değerlenecek. Yani şimdiden yerinizi alın. Yani. Oraya da takip edip gerekli işlemleri yaparsanız biz size geri döneriz. Evet. O zaman şimdi bizim iki güzel kedimiz var ya. Ben onların mamalarını hazırlayacağım. O da tuvaletlerini temizleyecek. Sonra da biraz bir dizi açıp uyuyacağız. Çok yorgunuz çünkü bu hafta. Ben uyumuyorum. Uyuyacağız. Ben uyumuyorum. Haydi bakalım, haftaya görüşürüz.